Salih? Ne işin var senin burada? İyi misin Salih? Sana soruyorum. Neden buradasın? Feride Hanım, siz gelmeyeceğim deyince... bari ben gelip görüşeyim dedim Kara ailesiyle. Tam da çıkıyordum. Konuşulanları isterseniz adliyede mütalaa ederiz. Yok, siz buradayken biz bir daha konuşalım. Ne dersiniz? Sizin için uygunsa tabii. Tabii, tabii. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Salih Bey'le tanışmışsınız. Ben de kendimi tanıtayım. Tanışmadık zira. İstanbul Adliyesi'nden Ağır Ceza Reisi Feride Şahadoğlu. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne bak, babamın davasına bakan hakim hanım gelmiş. Hoş geldiniz. Buyurun, şöyle içeri geçelim. Tüm sorularınızı içtenlikle cevaplayacağız. Nakledeceğimiz çok şey var. Buyurun lütfen. Böyle mi içi? Tabii tabii, buyurun. Hadi Salih Bey. Şöyle buyurun hakim hanım. Orası daha rahattır. Peki. Siz de geçin evladım. Sağ olun. Çay, kahve ne alırsınız? Hayır, teşekkür ederim. Ben bir şey almayayım. Nazif, gel buraya. Anne, yıkamayacağım ellerimi. Nazif dedim. Evde başka kimler var? Benim kız, damat, torun. O kadar. Onlarla da tanışmak isterim. Ben bir bakayım. Yeni kahvaltı etmişlerdi. Uygunlarsa gelirler tabii. Orhan Kara olmalısınız. Ta kendisiyim. Ben de size bir şey soracaktım. Böyle her davada kapı kapı gezer misiniz? Yoksa babamıza mı hususi? Şimdi Orhan Bey, her davada kalem kırılmıyor. Can alınmıyor. Her davanın maktulü maalesef benim bir yakınım olmuyor. Bu yüzden hassasiyetim. Umarım anlatabilmişimdir. Anladım. Evet. Anne bırak, dükkanı açacağım. Tamam çocuğum, tamam. Açma dükkanı sen bugün. Bak zaten yorgunsun, geç yattın sen. Anne ne diyorsun? Karadayım aşağıda mı? Karadayım falan yok. Umar, benim anne gitsin. Aşağı inmek yok. Anne ne oluyor? Mahir Kara. O nerede? Ha, abim mi? Siz orada rahat mısınız? Yerinizi pek beğenmediniz sanki. Kendisi duruşmaya gelmedi. Neden? İl dışında mı? Herkes de abimi soruyor canım. Ama merak edilen zatmış. Lakin... abim şehir dışında değil. Abim burada.
bizatihi burada. Evimizde. Hiçbir yere gittiği yok. O vakit duruşmaya neden gelmedi? Babasının hayatı söz konusu. Böyle sorumsuzca bir davranış olabilir mi? Bilmem. Babası için de canını verir halbuki. Fakat o kadarını abime sormak gerekir. Bana bu konuda bir malumat veren olmadı. Pardon, sizin adınız neydi? Ben unuttum da. Salih. Abimin aklından neler geçiyor maalesef bilemiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Demem. Neticede kendisi büyüğümüz. Atamız. Babamızdan sonra ailemizin reisi. O nasıl yaparsa, nasıl buyurursa bize de ona göre davranmak düşer. Bizim meşrebimize başka türlü davranmak uygun düşmez. Siz beni daha iyi anlarsınız. Değil mi Salih Bey? Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Evlatçıklarım, bakın Hakime Hanım geldi diyorum. Aşağıda oturuyor diyorum. Bizim burada olmamız daha münasip. İşlere karışmayalım. Anne aşk olsun, çocuk muyuz biz? Lafımızı sözümüzü bilmez miyiz? Ben çocuğum. O abla sevdi beni. Jandarmalara kızdı. Bırakın sarılsın neresine dedi. O yüzden ben gidebilirim. Bana kızmaz. Estağfurullah. Hepiniz pırlantalarımsınız. İlla ki babanızı zor duruma sokmazsınız. Anne. Çocuklar. Duraktı. Madem öyle aşağı inelim, ne biliyorsak anlatalım, babamız katil değil diyelim. Anne, Hakime Hanım'ın buraya kadar gelmesinden büyük nimet mi var? Demek ki bizim diyeceklerimizi duymak istiyor kadın. İnelim, babamın katil olmadığını bizden duysun. Yalan mı? Buraklı anne. Ben de geleceğim, ben de diyeceğim Hakime Hanım. Ben de sen kahraman diyeceğim. Feride Hanım, biz aileyle konuştuk. Ben hem sizi baş başa bırakayım hem çıkıp biraz mahalleye dolaşayım. Salih Bey, birlikte konuşsak daha iyi olmaz mı? Kapıda da söyledim. Çıkıp biraz hava alsam daha iyi olacak Feride Hanım. Siz bilirsiniz. Kızacaksın bana, biliyorum. Ama dayanamadım yine. Sana yapmıştım. Sen çok seversin ya. Lakin istemezsen atarım çöpü. Yo yo, isterim. Tamam, hadi girelim o zaman, yeriz beraber. Size gitsek daha uygun olur. Hem sen bana bir de çay demlersin. Laflarız da biraz. Olur.